Evet, Togun Söğütözü Deneyim Merkezi'ne hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Tabii toplara ilgi yoğun. Bagaj açmak gayet yeterli. Gayet güzel gözüküyor. Bayağı derin. Küçük değilmiş ya. Küçük gibi davrandılar da. Kontrolcüler, modüller. İlk olarak malzeme gözleri. Cam tavanımız eşlik ediyor. Arka hacmi bakalım. Bagaj kendinden açılabiliyor gördüğünüz gibi. Eşik yok neredeyse, düz bir zemin var. 2023 için bitti. Totalde 20 bin tane sipariş yapacağız. Orta eşik hiç yok. Üretim gerçekleşecek. Ve Mayıs'tan itibaren de kullanıcılarımızın cihazı teslim edilmeye başlanacak. Merak ettiğiniz bir özellik doğum var mı? Hani bu değişiklerimiz ekstra opsiyonel bakmak istedim. Biraz önce arkada otururken, anlatırken arkadaşın sinyalin solda olduğunu, evet. Pardon, sinyalde silecekleri galiba. Sinyalde silecekler de solda. O biraz farklı geldi bana, normalde sağda alışkınız. Tamam, kameraya yani fotoğraf çekebiliriz, video çekim yasak, bilginiz olsun. Pardon. Ekranı da paylaşamıyoruz, yani video izleme sürüşü tehlikeye attığı için. Yasak. Sadece hani durduğu zaman bir eğer aktarım yapacaksanız yapabiliyorsunuz. Yani hareket halinde yapılmıyor. Hareket halinde değişken de okumak kesiyor. Aynen öyle. Zaten şu an herhangi bir YouTube'da altyapısı yok cihazın. Yani ilerleyen günlerde bizim kendi kuruluşlarımız var. Market. Nişan, Migros, Trendyol Market, Yemek, E-Devlet, TRT Bil Bakanı ve biriyle anlaşmamız bulunuyor. Hani uygulamalarla anlaşmamız, vaatlerimiz oldukça buradan indirip siz de cihazınızı akıllı cihazı kullanabileceksiniz aslında. Ekran içe bölünüyor. Tamamen dokunmatik 29 inç. Buradaki 8 inçlik ekranda tüm her şeyi kontrol ediyoruz ekran. Yan aynaları, perdeyi, sürüş sistemlerini, koltuk ısıtmasını vesaire. Şöyle, evet, ayna kontrolleriniz. Sonrasında ambiyans aydınlatmalarımız. Şöyle 8 farklı renk seçeneği var. B2 donanım için ön kapı, arka kapı ve okuma ışığında görünüyor. Ayak bölmesi için sadece şöyle led beyaz veriyor aslında. Onun haricinde güneş ışığı burada direkt açlık yapabiliyor ya da istediğiniz yere kadar kendiniz çekebilirsiniz. Cam tavan açamıyoruz zaten. Bagajı buradan açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Yani gece sürüş yapıyorsanız, dikkatiniz dağılıyorsa, ekran ışıkları rahatsız ediyorsa doğrudan direkt kapatabilirsiniz. Burada şarj bölümünden ortalama bataryanızı, kilometrenizi, menzilinizi buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. B2 donanımları için de aslan paketine özel. Buyurun, ben dinliyorum da. Isıtma var. Yer var, buyurun. Gayet konforlu. Paketini zaten veriyorlar. Şu an 2024 çekişi içeriği belli değil. 3 kişi rahat oturur gibi arkaya. Araba çok güzel kardeş. Allah, ben ortadayım bakın yani. Hiç orta koltuk gibi rahatsız değil. İkisinde şey var. Isıtma var. Arkada da var ısıtma. Hanımefendi güzel bilgi veriyordu, o yüzden bırakamadım. Zaten iki tarafta. Vitesimiz, akülü araba gibi aslında. İleri geri boş ve park. Park tuşumuz var. Oğlum Eren. P'yi aldığımızda park yerine cihaz kendi çekiyor zaten. Bu tuş şöyle diğer bu ekranlar arasında geçiş sağlanan tuş aslında. Biraz ses açıp kapatabilirsiniz. Bu ekran arasında geçiş sağlayabilirsiniz. Koç. Şu istik gibi şimdi touchpad bu da var. Sizin touchpad. Buradan sizi kapatabiliyorsunuz. Aracın ön görüntüsü de arka görüntüsü gibi harika duruyor.
aracın bana hissettirdiği bir B plus gibi. C segment bir crossover değil, B segment crossover'dan daha fazla bir hacim sunuyor. Fakat buna rağmen çok kaliteli. Arka koltuklarda özellikle tamamen deri kumaş kullanılmış. Aynı şekilde kol dayamalarının olduğu yerlerde böyle. Ön tarafta da direksiyon, deri kaplama ve dokunmatik tuşlar ve büyük geniş ekran hoş bir görüntü sunmakta. Teşekkürler. Rica ederim, iyi günler.